Merhaba arkadaşlar, Bin Kripto Haber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda devam formasyonları olan çanak formasyonları nedir, nasıl oluşur, örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Trend devam formasyonlarından biri olan çanak formasyonları mutlaka impulsif hareketten sonra aranır. Yani yükselen bir trend de olursa, düşen bir trendden sonra, her iki trendden de sonra bir çanak formasyonu oluşur. Aşağıda görüldüğü gibi yükselen bir trendin düzeltme aşamasında oluşan çanak formasyonları görebiliyoruz. Burada olduğu gibi yükselen bir impulsif hareketim var ve bu yükselen impulsif hareketin bitim noktasından sonra düzeltmeye giderken bir çanak yapısı oluşturuyor ve bu çanak yapısının bitimiyle beraber formasyon hedefi belirleniyor. Formasyon hedefi nasıl belirliyoruz? İmpulsif hareketin aslında bittiği yerden düzeltmenin en dip noktasına bir Fibonacci çekiyoruz. Peki bu Fibonacci'yi nasıl çekiyoruz? Bir de ona bakalım. Sol tarafta araçlar çubuklarımız var. Bunu tıkladığımızda her iki araç çıkacak bize Fibonacci ile alakalı. Yani Fibonacci düzeltmesi ve trend temelli Fibonacci uzatma araçları. Bizim kullanacağımız çanak formasyonlarının hedef noktasını belirlerken Fibonacci düzeltme aracını alıyoruz. Burada şurada aslında gördüğümüz gibi aracımızı aldıktan sonra şurada hemen hatta yapalım. Bunun üzerine tıkladığımda impulsif hareketimin bittiği noktadan çanağın dip noktasına doğru bir Fibonacci çektiğimde benim hedef seviyemin, yani Fibonacci seviyemin inversion seviyesi, Fibonacci'nin inversion seviyesi 2 seviyesine denk gelmektedir. Bu benim aslında çanak formasyonunun hedef seviyesidir. Ya da bazı yerlerde şu şekilde yapılıyor. Hemen hemen aynı seviyeye denk gelmektedir. İmpulsif hareketim oluştuktan sonra çanak düzeltmeye giderken, yani çanak formasyonu oluşurken aslında geri çekilme ile oluşan dip noktasından boyun çizgisine doğru bir uzantı çektiğimde, bu uzantıyı kopyalayıp yapıştırdığımda derinlik yüksekliği kadar aslında benim formasyon hedefim olmuş oluyor. Burada da anlattığımız gibi çanak yapısı simetriktir. Evet, simetrik olduğunu görebiliyoruz. Çanağın en tepe noktası bu düz çanak formasyonu, bu düşen trend impulsif hareketinden sonra oluşan ters çanak formasyonu. Gördüğünüz gibi her ikisi de devam formasyonu olarak devam etmiş. Yani yükselen bir trendim var. Yükselen trendden sonra bir çanak formasyonu oluşuyor ve trendimin devam ettiğini burada da görebiliyorum. Aynı şekilde burada yükselen, düşen bir trendim var ve bu düşen trendden sonra çanak yapısı oluşuyor ve çanak yapısı oluşumun kırılımından sonra devam formasyonu tekrardan düşerek devam etmekte. Derinliğini bulabilmek için boyun çizgisinden en dip seviyeye doğru bir uzantı çekiyoruz ve bunun derinliği yüksekliği kadar aslında kırılımla birlikte ne olmuş oluyor? Benim aslında hedef seviyem olmuş oluyor. Peki burada işleme giriş yeri olarak nasıl tayin edebilirim? Hem normal düz çanakta hem de ters çanakta. Şu şekilde yapabiliyoruz. Çanak formasyonu oluştuktan sonra boyun çizgisi kırılımı ile birlikte giriş yeri, aslında geri çekilme ile birlikte giriş yeri ayarlanıyor. Peki bu giriş yeri ayarlandıktan sonra stop seviyemde aynı Fibonacci'nin 0.5 retracement, yani düzeltme seviyesine denk geliyor. Yani çanak oluştuktan sonra bir düzeltme yaparsa bu çanağın 0.5 seviyesine kadar bir düzeltme yapabilir genellemesi olarak ifade ediliyor çanak yapısı formasyonlarında. O nedenle stop seviyemizde retracement, yani düzeltme seviyesi 0.5 olarak belirleniyor. Dilerseniz bir de örnekler üzerinden gidelim. Şurada, evet, burada mesela örnek, yükselen bir trendim var ve bu yükselen trendten sonra bir çanak formasyonu oluşuyor ve tekrardan iki seviyesi, yani inversion seviyesi, hedef formasyon seviyemin iki seviyesine ulaştığını ve formasyonun çalıştığını burada görebiliyoruz.
tam impulsif hareketinin bittiği yerden dip noktasına doğru Fibonacci çekimiyle birlikte aslında hedef seviyemi burada belirlemiş oluyorum. Bir diğer örnekte düşen bir trendten sonra çanak yapısı oluşuyor ve tekrardan devam formasyonuna giderek formasyonumun hedef seviyesine geldiğini, yani Fibonacci'nin inversion seviyesi 2 seviyesine geldiğini, burada da formasyonun çalıştığını görebilmekteyiz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.